Arkadaşlar selam, bu videomuzun konusu DPF'li motor yağları, yani piyasa tabiriyle partiküllü motor yağları. Bu motor yağı konusuna takmış durumdayım ve içine girdikçe, derinlemesini inceledikçe de yanlışları, doğruları hepsini görebiliyorum. Bu DPF'li motor yağları konusunda çok büyük yanlışlar yapılıyor. Şimdi bunları açıklayacağım size. Hazır mıyız? Başlıyoruz. DPF'li motor yağı. Arkadaşlar, DPF yani dizel partikül filtresinden geliyor bu ismi. Piyasada pazarlama unsuru olarak da partiküllü motor yağı deniyor. Peki nedir? DPF'li motor yağı nedir? Hangi özelliğinden dolayı partikül filtresini ve katalitik konvertörü koruyor? Bunu anlamamız için öncelikle motoru tanımamız lazım. Motor yapısını incelememiz lazım. Arkadaşlar, içten yanmalı bir motorda iki tane madde yanar. Bunlardan bir tanesi yakıt. Yani benzin, dizel ya da LPG. Bunun yanında motor yağı da yanar. Evet, motor yağı da çalışma şekli, çalışma prensibi gereği yanma odasında bir miktar yanmaya maruz kalır. Dolayısıyla egzoz gazı üretir. İşte motor üreticileri, motor yağı üreticilerinden ne beklediler? O yanan yağdan dolayı bizim araçlarımızda bulunan partikül filtresi ve katalitik konvertör tıkanmasın, zarar görmesin. Bununla ilgili bir çalışma yapmalarını istediler ve motor yağı üreticileri de bir çalışma yaptılar ve iki tane yönden olayı incelediler ve ortaya DPF'li yağ çıktı. Motor yağı üreticileri birinci olarak yanma olayını, yani motor içerisindeki yağ eksiltme olayını, yağ yakma olayını azaltmak için kaliteyi arttırdılar. Yani daha kaliteli bir yağ üreterek DPF, yani dizel partikül filtresine uygun adı altında yağ ürettiler. Dolayısıyla DPF'li motor yağı daha kalitelidir arkadaşlar. Üretim prosesi daha farklı ve kalitesi yüksek. Özellikle yağ yakma problemi olan araçlarda benim de tavsiye ettiğim bir unsurdur bu DPF'li motor yağı. Bunun yanında ne kadar uğraşsalar da bir miktar yağ yakma yine olacaktır. İşte ortaya çıkan bu egzoz emisyon değerlerindeki yağ faktörünü azaltmak için ne yaptılar? Üretim prosesinde bir değişme yaptılar. Arkadaşlar, motor yağının üretim prosesine baktığımızda baz yağı ile sülfürik asitin tepkimesinden oluşuyor ve bunun sonucunda da kül dediğimiz bir hadise oluşuyor. Bu kül bambaşka ve uzun bir konu. Bunu anlatacağım daha sonra, ama bu kül normalde istemediğimiz bir unsur. İşte bu motor yağının içerisinde, yani DPF'li motor yağının içerisinde kül azaltılmış. Bunun içinde bazı elementler devreye girmiş, bazıları devreden çıkmış. Dolayısıyla kül azaltılmasından dolayı da bizim partikül filtremizi ve katalitik konvertörümüzü tıkamayan bir özelliğe kavuşmuş oluyor. Dolayısıyla arkadaşlar, bu DPF'li motor yağının en önemli özelliği kalitesinin yüksek olması, kaliteli bir motor yağının olması. Arkadaşlar, burada dikkatimi çeken bir unsur oldu. Ben Castrol'ün farklı ürünlerini kullanıyorum ama Edge ürününü özellikle dikkat ettim. Bütün yağ kalınlıklarında, yani 530, 540, 030, 020 hepsinde Edge marka DPF özelliği getirilmiş. Yani Castrol bu özelliği fark etmiş ve daha kaliteli olması açısından bütün Edge ürünlerine DPF, bakın DPF özelliğini eklemiş ve ilave etmiş. Dolayısıyla Castrol'ün Edge ürünü özellikle motor yağı eksiltme noktasında çok daha kaliteli ve üstün nitelikli, koruma noktasında da çok daha üstün bir yağ vaat eden bir noktada. Bunun yanında arkadaşlar, ben Castrol Edge'den bahsettim ama Castrol Magnetic'in de bazı ürünlerinde yine DPF özelliği ilave edilmiş, eklenmiş. Bu da vurgulamam gereken bir başka nokta. Şimdi gelelim piyasadaki yanlış bilinenlere. Arkadaşlar, bu motor yağı, yani DPF'li motor yağı sadece dizel araçları kullanılmaz. Bu noktada böyle bir algı oluşturulmuş durumda. Bu dizel partikül filtresinden doğan bir adı var. Dolayısıyla ustalarımızda böyle bir yanılgı olabiliyor. Halbuki bu yağ paketin üzerinde de yazıyor zaten. Hem benzinli hem dizel araçlarda kullanılabilir. Arkadaşlar, DPF'li motor yağını anladık, mantığını kavradık ama şunu vurgulamam lazım özellikle. Aracı uygun yağ kullanmak burada ilk başta yapmamız gereken şey. Yani aracınızın motor yapısına, üreticinin tavsiye ettiği standartlara uygun olmayan bir yağ kullandığınızda ne kullanırsanız kullanın mutlaka yağ eksiltmesi, yağ yakması olacaktır. Yağ yakmasının en büyük handikapı işte bu partikül filtresi ve katalitik konvertörünün erkenden tıkanması olacaktır. Dolayısıyla aracınıza, motor yapısına uygun yağı seçme konusunda çok dikkatli olalım. Mutlaka aracınıza uygun yağ kullanalım. Arkadaşlar, son olarak DPF'li motor yağları evet bir miktar daha pahalı olabilir. Ama bundan kaçınmamamız gerekiyor. Çünkü korumuş olduğu bu iki parça, yani partikül filtresi ve katalitik konvertör, gerçekten çok pahalı parçalar ve dikkat edilmediği noktalarda çok çabuk şekilde tıkanabiliyor. Dolayısıyla kaliteli bir motor yağı, DPF'li
DPF'li motor yağı kullanmamız eğer aracınızda partikül filtresi varsa mutlaka şart. Arkadaşlar motor yağı ile ilgili araştırmalarımız, akademik çalışmalarımız devam edecek ve yeni şeylere ulaştıkça da sizlere bu konuda bilgi vermeye çalışacağım. Konuyla alakalı yorumlarınızı alta bekliyorum. Kendinize iyi bakın, sevdiklerinize iyi bakın, aracınıza iyi bakın. Görüşürüz.